Selamünaleyküm. Şu anda Almanya'dan Avusturya'ya girdik. Yaklaşık bir 10 dakika sürdü girmemiz. Genelde Almanya plakalı dışındaki araçları daha çok durdurdu polisler. Artık ne yaptılar bilmiyorum ama genelde Romanya, Bulgaristan tarzında plakalı araçları durdurdular yani. Bilgi vereyim dedim. Bir 10 dakika falan bekleme süresi vardı. Herkese hayırlı geceler. Şu anda Macaristan'a girdim. Herhangi bir trafik falan yok. Gayet rahat bir şekilde girdik. Hiç beklemeden. Her şey yolunda yani. Herkese hayırlı yolculuklar. Şu an Macaristan'dan çıktım. Yaklaşık 10 dakika falan bekledik, beklemedik. Şimdi Sırbistan'a giriş yapacağız. Önümüzde biraz kuyruk var. Ne kadar sürer bilmiyorum. Yarım saat, bir saat belki. Belki de sürmez o kadar. Bakalım. Selamünaleyküm değerli izin yolu üyeleri. Şu an Rüzgesi'nin kapısındayız. Yaklaşık önümüzde 10-15 araba var. 4 kişi açık bilginize. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Stuttgart'tan Türkiye'ye yola çıktık. Allah'ın izniyle Ankara istikamet şerefli Kotser. Gruibingen'de Stuttgart'ı geçtikten sonra Gruibingen istikametinde otobanda tüneli komple kapatmışlar. Tünel Geçbert Stau da var. Ona göre yol istikametinizi belirleyin. Şu an kapalı. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı yolculuklar. Şimdi Sırp gümrüğünden çıktık. Tam bir saat sürdü. Arama falan yapmadılar. İki kişi açıktı ama şimdi dörde çıkardılar kişi sayısına. Şu anda Sırbistan'dayız. Şu anda Sırbistan sınırından çıktık, Bulgaristan'a girdik. Sırbistan'dan çıkarken hiç beklemedik. Bulgaristan'da yaklaşık bir 10 dakika falan bekledik. Boş yani gümrükler, 3 tane gişe açık. Her şey yolunda. 10 dakikada çıktık. Herkese hayırlı yolculuklar. Şu anda Türkiye'de gümrükteyiz. Önümüzde yaklaşık 10 araç, 10-15 araç var. Genelde sakin. Çok şükür buraya kadar geldik. Herkese hayırlı yolculuklar. Şimdi istikamet İstanbul. Evet sevgili izin yolu takipçileri, şu anda an itibariyle Regensburg'dayız. İnşallah yavaş yavaş biraz daha sonra tekrar yola çıkacağız. Çıktığımız yer Heidelberg'ti. Şu ana kadar yollar boştu. Hafif yağmurlu ortam ama rahat bir yolculuktu. Burada tanıdığımız bir tırcı arkadaşı da ziyaret ettik. Kendisi ana vatandan gelip şu anda Almanya Karlsruhe'ye doğru gidiyor. Yol olarak epey rahattık. Herhangi bir aksilik falan olmadı. İnşallah ileriki saatlerde tekrar sınırlardan durumu iletmeye çalışırız. Herkese hayırlı yolculuk. Kazasız, belasız ve cezasız inşallah. Hayırlı akşamlar. Saat şu an 20.32. Fransa'dan 91 bölgesinden yola çıktık. Mümkün olduğu zaman size bilgi atarım. Merhaba Sınayolu. Pasuğu 60 kilometre kaldı. Hava yağmurlu. Bütün yolda olanlara hayırlı yolculuklar dilerim. Dikkatli olmalarını dilerim. Evet sayın izin yolu takipçileri, aşağı yukarı 40 dakikadır Avusturya-Almanya arasında, daha doğrusu Almanya-Avusturya arasında kazadan dolayı Stau'da bekliyoruz. Yağmur yok şu anda an itibariyle ama takriben 40 dakikadır burada Stau'dayız. Çok
yavaş şekilde trafik ilerliyor. Hayırlı akşamlar. Şu an Almanya'ya girdik. Yollar bomboş. Pek görünmüyor ama kimse yok. Polis falan durduran yok. Hiç kimse yok. Selam arkadaşlar. Şu anda Köln'ün Frankfurt yol üzerinde. Bütün hemen hemen diyebilirim ki bütün yollarda tüm yol tamiri var. Bilginiz olsun, kamera koymuşlar. Yani 80'e 80, 60'a 60, yani lütfen kurallara uyalım. Cezalara inelim. Tamam arkadaşlar, Frankfurt yol üzerinde. Yine yolun şartı var. Bilginiz olsun kardeşler. Solda kalın. Haberiniz olsun. Yol durumu böyle. Evet, öndeki arkadaş da benimle beraber giden arkadaş. Şu anda yol arkadaşım. Tekrardan herkese hayırlı yolculuklar. Avusturya çıkışı, Macar girişi, trafik sıkışıklığı. Günaydın izin yolu ailesi. İnternette sıkıntı yaşadık. Daha yeni geliyor. Macaristan çıkışı. Yarım saattir bekliyorum. Daha da epey sürer. Tekrardan merhaba izin yolu ailesi. Yeni gelenler hayırlı yolculuklar dilerim. Yaklaşık 7.30'dan beri Macaristan'dan çıkamadık. Son 4-5 araba kaldı. İnşallah 10 dakikaya çıkarız sıkıntısız. Herkese hayırlı yolculuklar. Biz geldik. Şu an en fazla önümüzde 20 araba var. İyi ki de buraya gelmişiz. Yoksa öbür tarafta herhalde çok beklerdik. Cümleten selamlar hükümetin izin ailesi. Arkadaşlar şu anda Macaristan'a girmek üzereyim. Ama bayağı derken yani hemen hemen biraz da bayağı bir yoğunluk var. Macar'a girişte. Bilginiz olsun. Yani yollar kalabalık. Saygılarla. Arabamızı sık bir arama yaptılar. Sık çıkışı. Şu anda Bulgart tarafına geçiyoruz. Fazla bir araç ben görünmüyor. Sana o mu açayım? Ben açayım. Önümüzde birer araba var. Herkese hayırlı günler, hayırlı yolculuklar, izin yolu ailesi. An itibariyle Bulgaristan'a giriş yaptık. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Cümleten selamün aleyküm. Tekrar ben izin yolu ailesi. Şu anda Macaristan'a girmiş bulunmaktayım. Gümrükte hiçbir sıkıntı olmadı. Hiçbir soru sormadılar. Arkadaşlara şunu söyleyeyim, vinyet almak isteyen arkadaşlar Macaristan'a geri girmez sağ tarafta vinyet kişileri var, oradan alabiliyorlar. Eğer mümkünse kartla ödemeye çalışın. Kartla öderseniz 13 euro, cash para öderseniz 14 euro alıyorlar. Haberiniz olsun, bilginize. Tekrardan selamünaleyküm. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben şu anda Macar'dan Sırp'a giriş yapacağım. Şu anda Türk uyruğu bu şekilde gidiyor. Bilmiyorum halim ne olur. Acil bilgilendirirsen sevinirim. Kalabalıksa hemen Özke'den gireyim. Selam arkadaşlar. Bura Sırp'tan Macar'ın girişi bura. Buradan da Macar'ın Sırp'a girişim. Şu anda boş gözüküyor. Ortalık boş. Yani sakin gözüküyor. Gidiyoruz bakalım şu anda. Geçtim şu anda Sırp'a girmek üzere. Şu an Slovenya'dan Hırvatistan'a geçiş yaptık. Bayağı bir yoğun burası. Hırvatistan gümrük tarafı çok yoğun. Ona göre arkadaşlar aşağı yukarı önümüzde 100 tane araba var. 3 şerit gidiyor şu an. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Saat 17.35. Herkese hayırlı yolculuklar. Görüşürüz. Merhaba izin yolu ailesi.
Şu anda Türkiye'ye giriş yapıyorum. Ben sana sonra Fatma Gül'e gidince arayacağım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Dün saat 7.30'da Frankfurt'tan çıktım. Saat 6'da sınır kapısındayım. Bizim gündüğün orada varsa. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Yetişenlere de hayırlı tatiller dilerim. Bulgaristan çıkışı yaklaşık bir 10 araba sıralarda duruyor. 10-12. Bulgar çıkışı mı? Öncelikle yolda olan arkadaşlara hayırlı yolculuklar. Şimdi Avusturya'dan Macaristan gümrüğüne geldik. Biraz sıra var. Yanılmıyorsam çok uzun sürmez. Bir yarım saatimizi alır gibi. 25-30 dakikamızı alır gibi. Ben Avusturya'dan çıkmazdan önce Vignet aldım. 10 günlük Vignet'e 16 euro verdim. Yolun durumu şu anda, gümrüğün durumu, kapının durumu bu. Eğer bir aksilik veya başka bir gelişme olursa tekrar bilgilendirmek isterim. Herkese hayırlı yolculuklar. Selam arkadaşlar. Az önce Macaristan'a giriş yaptık. Tahmini bir yarım saat sürer demiştim ama o kadar sıra olmasına rağmen bir 10 dakika içerisinde, 5-10 dakika içerisinde geçtik. Transit geçince pasaport kontrolü falan yapmadılar. Sadece transit yolcu olduğumuza dair sarı bir tane bildiri kağıdı verdiler. Nereye gittiğimizi sordular. Türkiye deyince adamlar bay deyip gönderdi bizi. Şimdi biz Macaristan'da transit geçeceğiz ama belli bir zaman zarfı içerisinde Macaristan'ı terk etmemiz gerekiyor mu? Yoksa Macaristan'da konaklama yapabiliyor muyuz? Bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Şu an Bulgaristan girişindeyiz. Aşağı yukarı 10 dakikadır, 15 dakikadır bekliyoruz. Önümüzde 7-8 araç kaldı. Herhalde 15-20 dakikaya geçeriz. Yani şu an durumlar iyi.